Tesisimiz şu anda üretime başladı öncelikli olarak. Hayırlı olsun. Üretim başlama süreci bizim startup dediğimiz yani başlangıç zamanları işte 2,5 ay sürüyordu. Tüm makineler tek tek devreye girdi. Entegre olarak 3 gün öncesi itibariyle şöyle söyleyeyim. Bayram öncesi start verdik, bayram diye durduk. Şimdi tekrar ana starta verdik. Ürünlerimiz şu anda depolanmaya başladı. İnşallah yakın bir zamanda da satışımıza geçeceğiz. İlk satışlarımızda, çıkışlarımızda da inşallah bu ay içerisinde başlayacağız. Şu anda aktif olarak 350 personelimiz var. Bunların içerisinde 150 yakını kurulum ve makina bölümlerinde. Bunlar kısmi süreç içerisinde üretim bölümlerine alınıyor. Tabii istihdam artacak. Zaten burası 500 kişi olarak planlandı, programlandı. İşte bir 150 kişilik daha bir alım süreci tekrar olacak. Zaten genel başvurular alındı. Bunlar uzun bir zamandır vardı. İçlerinden, havuzları içerisinden en uygun kişiler yabancı ekip tarafından seçiliyor. Şuna dikkat ediyoruz sadece. Muhakkak kişi Siirt'te yaşıyor olacak, Siirtli olacak. Çok fazla talep var. Yani hani o derece bizim açımızdan içinden insan seçmek çok zor. Çok ihtiyacı olan insanlar oluyor. Biz bunları öne çekmeye çalışıyoruz ama bir yandan da tabii fabrikanın bir şartları var. Çalışabilirlik şartları var. Yaş olarak belli bir durumumuz var. Kişinin algı ve diğer teknik özellikleri bizim için önemli. Hani şöyle söyleyeyim, bakım onarıma mesela hani bana mühendis lazım değil ama formen lazım, ara eleman lazım. Ara eleman yok. Ya mühendisimiz var ya vasıfsızımız var. Hani tecrübeli elemanları çekip almamız gerekiyor. Bu tarzı durumlardan dolayı da işte maalesef birçok şeye dönemiyoruz, dönüş yapamıyoruz ama Allah'ın izniyle inşallah ileride daha fazla insan almaya çalışıyoruz. Buranın kapasitesi malum her sene artacak şekilde planladık. Yan taraftaki arsaları satın almıştık. Zaten o sebebe yer yok. Full buralara devam edeceğiz. Hani bizim olayımız şu, sürekli kapasite artışı yaptığımız için inşaatlarımız da devam edecek. İçeride makine kurumlarımız devam edecek. Bir yandan üretim de devam edecek. Şu Siirt'te ihtiyacımız olan malzemeleri bulmakta zorlanıyoruz. Bazı şartlarda zorlanıyoruz. İnsanlara bazı şeyleri anlatmakta zorlanıyoruz ama genel olarak biz bunları aştık. Yani mesela bizim burada sıfır atık pozisyonda çalışıyoruz. Bunu özellikle altını vurgulayarak söylüyorum. Çünkü aldığımız ürünü, malzemenin sonuna kadar biz içerisindeki çinkosunu alıyoruz, içerisindeki kurşununu alıyoruz, içerisindeki demirini alıyoruz. Ve bunu yaparken de kullandığımız kimyasal da bizim sülfürik asittir. Zaten asit kimyasal tesiste kuruyoruz buraya. Sülfürik asit nedir? Sülfürlü gübre yapımında kullanılan bir üründür. Bir kimyasaldır. Gübrede kullanılır. Yani hani algılar noktasıyla da uğraşıyoruz. Sülfürik asit zaten gübrede kullanılan bir ürün. Hani efendim yok işte bize zarar verir mi, zarar vermez mi? Hayır, kesinlikle canım. Yani böyle bir ihtimal sıfır. Ki sıfır atık da çalıştığımızı da ayrıca vurgulayayım. Birçok noktada insanlarla bu konuları anlatıyoruz, başka işler yapıyoruz, söylüyoruz. İnşallah büyüme devam edecek. Güzel işler bizi bekliyor. Biz burada biliyorsunuz yakın zamanda bir haber daha vereceğiz. İşte bir yine OSB içerisinde bir yer satın aldık. Herhangi bir tahsis vesaire değil, bildiğiniz parasıyla satın aldığımız yer. Oraya da bizim Linear'in ayrıca alaşım tesisini kuruyoruz. Zamak üretilecek. O da küçük ama en azından şunu gösteriyor. Böyle bir tesisinin yanında yan sanayiler de gelecek demektir. İnşallah güzel işler çıkacak Ali Bey.